Medya Kritiği'nin ikinci bölümünden merhaba. Devam edelim. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın konuşmasıyla kapatmıştık. Diğer eş başkan Pervin Buldan'ın dün yaptığı konuşmayı verelim şimdi de. Buldan partisinin kadın meclisi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman ziyaretine değindi. Erdoğan'ın sevimli görüntü vermeye çalıştığını ancak Kürt halkının kendisini çok iyi tanıdığını belirtti. Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi yeni dönemin yol haritasını belirlemek amacıyla parti genel merkezinde toplandı. Toplantı öncesinde HDP eş genel başkanı Pervin Buldan değerlendirmelerde bulundu. HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin 4 Kasım 2016'da tutuklanmasının yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Bütün bunlarla mücadelemizi tasfiye etmek en temel amaçlarıydı. Ancak tarihe eşi görülmemiş baskılara maruz bırakılmış mücadele geleneğimiz bu darbe karşısında yine güçlenerek yoluna devam etti. Bu darbenin failleri, başrol oyuncuları ise kendi çöküşleri ile baş başa kalmışlardır. Barış siyasetinden, diyalogdan, çözümden yüz çevirip hukuksuz bir darbe ile bizi geriletmeye çalışanlar, kendileri yok oluşun son eşiğine geldiler. Her anlamda bittiler, tükendiler, çöktüler. Buldan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle AKP Genel Başkanı tarafından kadınlara karşı suç işlendiğini ifade etti. Bu iktidarın kafasında İstanbul Sözleşmesi gibi kadının yaşam hakkını dert edinen, kadının yaşam hakkını koruyup geliştirmeyi hedefleyen bir düşünce sistemi yoktur sevgili arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak yerine fesih ederek kadınların yaşam güvenliğini sağlamayı hedefleyen bir sözleşmeyi fesih etmek en üst makamdan bizzat AKP Genel Başkanı tarafından kadınlara karşı işlenmiş bir suçtur. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı. Buldan Erdoğan'ın Batman ziyaretine de değindi. Halkın karşısına çıkamayan AKP Genel Başkanı, Kürtlerin kapısına gidince artık hiçbir söylemde bulunamıyor. Erdoğan geçen gün gittiği Batman'da Kürt müziği eşliğinde Kürtlere sevimli bir görüntü vermeye çalıştı. Ama hiç kusura bakmasın, Kürtlerin iradesine saldırıp siyasetçilerini yıllardır rehin olarak tutan, kentlerimizi gaspçı kayyumlara yağmalatan, bu kayyumlar eliyle belediyelerimiz bünyesinde açtığımız Kürtçe eğitim veren kreşleri ve Kürt kültür kurumlarını ilk elden kapatan, Kürtçe park ve sokak isimlerini değiştiren, Kürtçeyi bilinmeyen dil olarak tanımlayan bu iktidarı ve bu iktidarın başını Kürt halkı çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine tepki gösterdi. Türkiye'yi karaya oturttun, bu vebalin bir bedeli olacak dedi. Milleti ezdirip yoksullaştırıyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay mecliste gündemi değerlendirdi. Sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine tepki gösterdi. Eyvah üstüne eyvah diyeceğiz dedi. Ekonomistim. Eyvah bir mahvolduk. Bu ne zaman ben ekonomistim, ekonomiden anlarım dese ülke ekonomisi 8 şiddetinde depreme maruz kalıyor. Nitekim bugün şekere %47 zam gelmiş. Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur. Ortada, denizin ortasında bir gemi olsa kaptanı test edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Türkiye'yi karaya oturttun. Bu vebalin hiç şüphesiz bir bedeli de olacak. Altay, hükümetin çeşitli çalışmalar içinde olduğunu söyledi. Duyuyoruz şimdi, EYT'ye çalışıyorlarmış. Hani yok öyle çift dikiş diyordun Erdoğan? Hayırdır, bir seçim hazırlığı mı var? Karaya oturttuğu gemiyi kaldıramayacak görüyor. Bir oldu bitti seçim peşinde. Siz ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Eyvah iki, kandırıldı mı? Kandırılıyor mu? Bizi mi kandırıyor? Anlamış değilim. Erdoğan'ın yap işlet devret modeline dair sözlerini de yanıtladı. 3 yılda
68 milyar 140 milyon lira ödedin. Önümüzdeki 3 yıl 2022, 2023, 2024 için 142 milyar 977 milyon ödeyeceğini buraya koymuşsun. Tekrar söylüyoruz. Kamu özel işbirliğiyle yapılan bütün tesisleri kamulaştıracağız. Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektuba dair Türkiye'yi şikayet ediyorlar sözleri de gündemindeydi. Bu şikayet değil, katı kesin bir tehdittir, bir tavırdır. Sadece onlara değil, beşli çete dahil Türkiye'nin müteahhitlerine de söylüyoruz. Kanal İstanbul ihalesine giren yerli ya da yabancı firmalar iyi gün göremeyecekler. Avrupa Birliği ülkelerine diyoruz ki size İstanbul'u talan ettirmeyiz. Son olarak sıra iktidar ortağı MHP'ye geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bahçeli üstlendiği sorumluluktan, kefaletten ve Erdoğan'ın işlediği günahların vebalinden kaçmak istiyor. Sayın Bahçeli sinyali çaktı, köprüden önceki son çıkışa sağdan devam edecek. Evet, yeniden Ertuğrul Özkök meselesine dönelim. Çünkü gerçekten Ertuğrul Özkök basında çok önemli bir simge idi ve de Ertuğrul Özkök gazeteciliği Türkiye basının dönüştürülmesi sürecinde de çok önemli bir işlev gördü. Ümit Kıvanç Gazete Duvar'daki yazısında Ertuğrul Özkök gazeteciliğine dair çok önemli bir anekdotu aktarıyor. Ve de buna dair, Ertuğrul Özkök gazeteciliğine dair önemli tespitlerde bulunuyor. Yazının başlığı Özkök girdi. Neden böyle bir başlık tercih etmiş? Bunu da 19-22 Aralık arasında 2000 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye çapında 20 hapishanede 28 tutuklu ve hükümlünün 2 askerin ölümüyle sonuçlanan ve adına hayata dönüş operasyonu denilen katliama dair Hürriyet Gazetesi'nin attığı manşetle ilişkilendiriliyor bu başlık. Şöyle diyor, operasyon Türkiye koşullarında bile kimsenin beklemediği şiddetle, zalimlikle planlanmış ve yürütülmüştü. İkisi asker, 30 ölü, ne olduğu hala anlaşılamamış maddelerle yüzleri bedenleri yakılmış insanlar. Manzara devlet terörüne aşina olanlara bile şok geçirtmişti. Türk basını devletin kendi denetimindeki hapishanelerde kazandığı büyük askeri zaferi kutlama yarışına girdi. Tabii Ertuğrul Özkök ve Hürriyet'i birinciliği kaptı. Yıllarca bıktırasıya işleyerek geliştirdiği burjuvalık, salon adamlığı, jantilik, gurmelik, zevk ve keyif insanlığı imajının yoğrulduğu malzemeyi bütün iğrenç renkleri ve pis kokusuyla ortaya sermekten çekinmeyerek toplumsal adilik kültürünün dibine şipşak daldı, oradan kana, çamura, meniye bulanmış şu manşeti çıkardı. Devlet girdi. 30 kişi ölmüştü, neydi belirsiz madde yüzünden insanlar yanmıştı, yüzleri tanınmaz hale gelmiş olanlara bakmak bile yürek istiyordu. Ertuğrul Özkök bunu şiddet yüklü pornoya çevirmeyi tercih etmişti. Girdi. Devletin özne edilip o giren şey konumuna oturtulması işte ancak Özkök'ün cüret edebileceği çapta utanmazlıktı. Devlet vururdu, kırardı, ezerdi, asardı, basardı. Lakin şimdiye kadar kimse yaptığı şeye toplumumuzun pek güzel anlayacağı bu anlamı yükleyip bütün ürkütücülüğüyle böyle apacık ifade etmemişti, diyor Ümit Kıvanç. Devlet girdi manşetini hatırlatarak hayata dönüş katliamıyla ilgili Hürriyet gazetesinin attığı manşet. Ve şöyle bitiriyor yazısını. Bu Özkök aslında neydi, neyi temsil ediyordu, amacı neydi, kendine uygun gördüğü işlev neydi? Çok elverişli başlangıç noktası medyaya dönmüş basını tanımak için. AKP dönemi özellikle Gezi isyanı sonrasında iktidar ittifakı her şeyi öyle rezilleştirdi ki basının kendi rezilleşme süreçleri falan unutuldu gitti. Akit'in, Takvim'in gazete yerine konduğu, A Haber'in, Yeni Şafak'ın, Sabah'ın ana akım sayıldığı günümüzde dönüp geçmişe bakmak gereksiz, geçmişin sorunlarından yakınmak lüks sayılıyor. Ancak yargı sisteminin iki fiskede bugünkü uygulayıcı konumuna düşmesinde nasıl eskiden de bağımsız olmayışının, hukukla ilişkisini şaibeli oluşunun belirleyici rolü varsa,
Benzer durum basın için de geçerli. Gazeteciliğin rayından çıkmasında, kötüye kullanılmaya böylesine elverişli hale gelmesinde, asla kabul edilemez işleri meşrulaştıran iddialı söylem ve pratikleriyle özkök ekolü başroldedir. Şimdi çıktı mı bilmiyoruz ama 1980'den bu yana Türk basınından bahsedilen her metinde özkök girdi başlıklı bir bölümün bulunması şart demiş Ümit Kıvanç, Ertuğrul Özkök'ün gazeteciliğini ve bugünkü medya ortamının hazırlanmasında Özkök gazeteciliğinin rolünü anlattığı yazısında. Efendim devam edelim haberlerimize. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde HDP'li kadın milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz dövizi açarak eylem gerçekleştirdi. Öte yandan engelli aylığı konusunda Sayıştay ve Aile Bakanlığı faaliyet raporları arasında fark olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya AKP'liler tepki gösterdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerinde HDP'li kadın milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız ve kadınlar için adalet yazılı dövizler açarak eylem yaptı. Yapılan eyleme sözlü müdahale eden komisyon başkanına HDP'li vekiller tepki gösterdi. Tamam başkan, kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık demiştiniz. Biraz kadınlara tahammül edin. Kadınlar konuşurken HDP'li vekillerin eylemine CHP'li vekiller de destek verdi. Eylemden sonra komisyonda söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, engelli aylığı konusunda Sayıştay raporuyla Aile Bakanlığı faaliyet raporu arasında ciddi fark olduğunu söyledi. Sayıştay raporlarında Sağlık Bakanlığı faaliyet raporundaki 2020 yılı sonu itibariyle belirlenen engelli raporu sayısıyla Aile Bakanlığı faaliyet raporunda engelli aylığı alan sayılar arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Sayıştay'a göre Sağlık Bakanlığı kayıtlarında engelli rapor kaydı olmayanlara bakanlığınız engelli aylığı ödemiş Sayın Bakan. Kim bunlar? Yoksa AK Parti kadrolarını buradan mı finanse ediyorsunuz? Engelli olmadığı halde maaş alan liste TÜGVA'dan mı geldi yoksa saraydan mı? Karaca sözlerini sık sık kesen AKP'li milletvekillerine tepki gösterdi. Ben demiyorum arkadaşlar, Sayıştay raporu diyor, ben demiyorum. Ben bakana soru soruyorum. Siz benim bütçe komisyonda bakana soru sorma hakkımı elimden alıyorsunuz. Ben bakana soruyorum. Bakan cevap verecek, size ne oluyor? Bir yıl boyunca 3 öğün simit yemeye parası yetmeyen 400 bin kişinin olduğunu tespit ediyoruz. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılı bütçe teklifini eleştirdi. Sadece 3 öğün simit yiyecek. Böyle bir hayat olmasın yani. Ama bu simit hesabını siyasetçiler çok yapar. Sayın Erdoğan bunu en fazla yapanlardandır. TÜİK raporlarıyla uluslararası raporların uyuşmadığını belirten Usta, Türkiye'deki yoksullukla birlikte çocuk işçi sayısının da arttığını söyledi. İLO raporlarına göre Türkiye'de 5-17 yaş arasında 720 bin çocuk işçi var. 720 bin çocuk işçilerin %31'i tarımda, %24'ü sanayide, %45'i hizmet sektöründe çalışıyor. Yine 720 bin çocuk işçinin %35'i yani 250 bin çocuk çalışmak zorunda olduğu için herhangi bir eğitim alamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında işsiz sayısını 3 milyon 794 bin olarak açıkladı. Ancak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Araştırma Merkezi ise verileri hesaplayarak işsiz sayısının 7.9 milyon olduğunu açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi İşsizlik ve İstihdamın Görünümü adlı raporunu yayımladı. DİSKAR'ın işsizlik muamması başlıklı raporunda TÜİK ve Türkiye İş Kurumu'nun işsiz sayıları arasındaki uçuruma dikkat çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül 2021 hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarında işsiz sayısının 70 bin kişi azaldığını belirterek işsiz sayısının 3 milyon 794 bin kişi olduğunu açıkladı. DİSKAR'ın hesaplamasına göre ise mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2021'de 7 milyon 870 bin kişiye ulaştı. Raporda İşkur'a göre Eylül 2021'de kayıtlı işsiz sayısı bir yılda 219 kişi artarken TÜİK'e göre 160 bin azaldı.
İşkur ve TÜİK verileri arasındaki yıllık farksa 379 bin kişi. DİSKAR'ın raporunda cinsiyetlere göre işsizlik verilerine de yer verildi. Kadın işsizliğin tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olduğu belirtildi. DİSKAR mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde %10 iken kadınlarda %14.6'dır dedi. Geniş tanımlı işsizliğin ise erkeklerde %17.8, kadınlarda %29.7 düzeyinde olduğu vurgulandı. Raporda geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki farkın 11.9 puan olduğuna dikkat çekildi. Evet, işsizlik verileri tartışması bu minvalde devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 15 yaş üstü işsiz sayısı 2021 Eylül'ünde bir önceki aya göre 70 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı %11.5 ile sınırlı kaldı. Ama İşkur önünde bekleyenlere göre rakamlar inandırıcı değil. Vallahi ne iş olursa hani yaparız. Çoğu yere gittim de biri yaşı geçmiş diyor, biri bilmem ne diyor. Yani yaşım geçmiş de açıktan öleyim mi? TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz aydan bu yana 0,3 oranında azalma meydana geldi. Ancak sokakta durum çok farklı. Yüzlerce yurttaş her gün İşkur'un kapısını çalıyor. Bir umut iş bulmayı hayal ediyor. TÜİK'i boşver, gerçeğe bak ya. Memleketin anası alamış. İş al bak. İşkur var, icraat yok. Millet kariyer netten iş bulacağım diye uğraşıyor. Ya TÜİK'in her şeyi yalan. Memleket batmış gidiyor, tabii sen TÜİK diyorsun ya. Bireysel iş danışmanları var ama vatandaşı arayıp soran yok. 2.80 yayılmışlar, salla başını al maaşını. Vallahi aşağı yukarı 3-4 aydan beri iş arıyorum. Her yere gidiyorum. Hastanelerde çalıştım ben daha önce. Vallahi ne iş olsa çalışırız, boştayız yani. Gittim birkaç tane hastane forumda da olurum ama cevap gelmedi yani. Mecburen buraya geldiniz iş kurumuna. Buraya geldik yani. Peki umudunuz var mı iş bulabileceğiniz? Vallahi yok ama yine de geliyoruz yani. Umut bakıyoruz yani. Engelli raporum var. %40 raporum var engelli. Çok göre de işe de almıyorlar. Gidiyorsun yaş sorunu ediyorlar bilmem ne. Öyle baştan atıyorlar yani. Ben ameliyat oldum. Kalp ameliyatı engelim ben. Ben emekliyim ya. 1800 arıyorum. 1000 lira bankaya borçum var. Ev kirası ödüyorum. Annem öldü. Bütün evin yükü üstüme kaldı bu. Yetmiyor. İşte umudum yok yani eskisi gibi. Eskiden iyi buluyordum, şimdi bulamıyorum. Peki mesela İşkur'un kapısını çalıyor musunuz? Vallahi bir iki gitmişliğim var. Ama sadece gittim o kadar. Arayan olmadı, soran olmadı. Sadece adınızı, soyadınızı bir şekilde alıyor. Ondan sonra sizi adrese gönderiyor. O adresin de bir garantisi yok zaten. Orada insanın hevesi kırılıyor. İsmi İşkur ama sadece ismi İşkur. Diğer yandan asgari ücretle ilgili tartışmalar da sürüyor. Ancak dert edecek bir asgari ücrete sahip olamayanlar da var. 6000 lira olacak asgari ücret. Milletin yaşam refahı yükselmesi lazım. Daha sene sonu gelmeden her şeye dünyanın zamı geldi ya. Kira 3000 lira. Asgari ücret 3000 lira. Elektrik su hariç. Milletin aklının dalga geçiyorlar resmen. Başka bir şey yok. Az da olsa çok da olsa sonuçta bir işim var dersin. Ama şimdi bizde de yok yani. Demek istediğim. Boşta durmaktansa elimiz ayağımız Allah'a şükür ama iş yok. Asgari ücret düşük. Özellikle bu İstanbul'da. Asgari ücreti biraz daha zam yapılsa daha iyi olur açıkçası. Evet, işsizlik gibi bir başka kronik sorun da emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler. Seçime doğru giderken iktidarın EYT konusunda bazı adımlar atacağı ileri sürülüyordu. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan da yazısında buna yer vermiş. EYT konusundaki tartışmaları aktarmış. Şöyle diyor Doğan, emeklilikte yaşa takılanlar konusu yeniden gündeme gelince günlerdir okuyuculardan da düzenleme çıkacak mı, bizi de kapsayacak mı, emekli olabilecek miyiz benzeri çokça soru alıyorum. Doğrudur, asgari ücret artışı emekli maaşlarında iyileştirme ile birlikte emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü de konuşuluyor. Çok iyi hatırlıyorum, EYT konusu en son 2019 yılında yeniden gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem Sosyal Politikalar Kurulu üyesi, bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Profesör Vedat Bilgin'i
EYT sorununun çözümü için görevlendirmişti. Hatta o dönem Bilgin EYT mağdurları ile ön görüşme yapmıştı. Diyeceğim o ki Bakan Bilgin EYT konusunu en iyi bilen isimlerden biridir. Düzenleme çıkar mı? Kesin çıkar demek için henüz çok erken. Bu konuda bazı maliyet hesapları yapılıyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Mesela 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında sosyal güvenlik alanında yapılacaklar ve hedefler arasında bu EYT konusu yer almıyor. Nitekim Bakan Bilgin son açıklamasında öncelikli konularının asgari ücret olduğunu da söyledi demiş Noyan Doğan. Dolayısıyla EYT konusunda bir umut ışığı görünmüştü ama bunun zorlu olacağı, en azından kısa süre içerisinde böyle bir düzenleme yapılmayacağı anlaşılıyor Noyan Doğan'ın yazısında. Tabii bu aynı zamanda iktidarın seçime doğru giderken neler yapacağına ilişkin ajandasıyla da çok yakından ilgili. Efendim, ekonomiyle ilgili haberlere devam edelim. Yükselen tarımsal girdi fiyatları ve peş peşe gelen zamlardan dolayı zor günler yaşayan Diyarbakırlı çiftçiler temel gıda maddelerinde gelecek zamlar için uyarıda bulundu. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan çiftçiler artan mazot ve gübre fiyatlarının yıl içinde ürünlere etkisinin hissedileceği uyarısında bulundu. Markete gidiyorsun, marketçi bile diyor ki geçen yıllara nazaran %200 artış var. Şimdi tarım işi yapıyoruz. Gübre geçen yıl bu zamanlarda kooperatifte aldığımız gübre 3 milyon 400 kağıtken bu sene 9,5 milyondur. Yani şimdi Tarım Bakanımız da bunu görmesi gerekiyor. Zaten çiftçilerin hali ortada. Çiftçiler perişan haldedir. Temel gıda maddelerinde büyük bir zam olacağını söyleyen çiftçiler girdi maliyetlerinden şikayetçi. Çiftçilerimizin durumu şu anda gübre, mazot, bir de diğer girdilerin yükselmesinden dolayı biraz zor durumdayız şu anda. Yani bu sene %50-60 bir milletin tarlasını boş bırakma ihtimali var. Şu anda çiftçiler kara kara biz 2022'de ne yapacağız, nasıl tarlalarımızı dolduracağız diye düşünüyorlar. Çünkü ciddi anlamda bir girdi maliyeti fazla artışı vardır. Bu kez bu şekilde devam edersem mutfağa da yansıyacak. İşte ekmeği 3 liradan aldığımız ekmeği seneye bu vakitlerde biz 6 lira 7 lira gibi maliyetlerden de konuşur olabiliriz. Tarım sektöründeki sorunlara dikkat çeken Diyarbakır Ziraat Odası, çiftçiler lehine derhal adım atılması gerektiğine işaret etti. Rakamlar belli, üretim belli ve bunun tümünü bakanlık da biliyor ve ülkenin ilgili kurumların tümü bu konuda bilgisi var. Biz bu konuda ciddi kaygılıyız. Yani Ziraat Mühendisleri Odası olarak bunun önü açılmazsa ileride toplumun tüm kesimine yansıyacağı, ki şu an mercimek %200'lük bir artış mevcut. Düşünün hani fakirin yemeği çorba bile içemeyecek. Son zamanlarda yangınların en çok çıktığı adres olan geri dönüşüm fabrikaları yine bir yangınla gündeme geldi. Kocaeli'de çıkan ve 3 saate yakın süren yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Bu defa yer Kocaeli Kartepe'deki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi. Geri dönüşüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Yangınla birlikte fabrikada tahliye ve söndürme çalışmaları başlarken bölgeden yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. Fabrika çalışanları ise yanan malzemeleri istifleyici iş makinesi yardımıyla dışarı çıkardı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ve Malatya'daki göçük. Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi olayında iş yerinde izinsiz olarak tadilat yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 9 Kasım günü 2 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olaya dair Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında binada bulunan iş yeri sahibi Hikmet D. ve 3 çalışanı kolonları kestikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıslar yaptıkları savunmada binanın çökmesinin yaptıkları tadilatla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Çöken yerin üst kattaki kıraathane olduğunu iddia eden iş yeri işletmecisi, yaptığım tadilat yıkıma neden olmamıştır diyerek suçlamaları reddetti.
Savcılık sorgularının ardından bir kişi adli kontrolle serbest bırakılırken iş yeri işletmecisiyle birlikte 3 kişi tutuklandı. Evet, şimdi Kobane davasına gidelim. Kobane davasında ilginç gelişmeler oluyor. Davanın hızla görülüp yani normal usul kurallarına ve de sanık haklarına riayet edecek şekilde görülmesine dair talepleri vardı avukatların. Avukatların bu talepleri karşısında bugün mahkeme başkanının, mahkeme heyetinin avukatlarla ilgili suç duyurusunda bulunması söz konusu oldu. Buna dair Kobane davası avukatlarından Cahit Kırkaz'a konuğumuz olacak birazdan. Bağlantı kurmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Bağlantı kurulduğunda Kobane davasındaki gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Koronaya gidelim. Konusundaki haberimize bakalım. Ulaşamadım habere. Evet, o zaman bir köşe yazısıyla devam edelim. Akif Bekir'in Karar Gazetesi'ndeki yazısı, CHP bıraktı, AK Parti bırakmıyor diye. Malum 10 Kasım'dı dün ve yine Kemalizm, Atatürkçülük, AKP ve sermayenin Atatürk'e yaklaşımı konusunda çeşitli tartışmalar yaşandı. Akif Bekir de CHP bıraktı, AK Parti bırakmıyor başlığıyla yazdığı yazıda AK Parti ve Erdoğan'ın geçmişteki tutumları ile şimdiki tutumu arasındaki farklara değiniyor. Geçmişte özellikle Baykal döneminde CHP'nin milli bayramlarda ve 10 Kasım gibi törenlerde iktidarı sert şekilde eleştirmesini ve AK Parti'nin bunlara verdiği yanıtları hatırlatıyor. Şimdi değişen ne? Onu aktarıyor Akif Bekir ve şöyle diyor. Şimdi bakıyoruz. Artık AK Parti 10 Kasım'da CHP'yi Atatürk'e şikayet ediyor. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan hani Kemalistiniz, hani Atatürk'ün yolundaydınız diye CHP'yi eleştiriyor. Atatürk'ün mirasına asıl kendilerine sahip çıktığını söylüyor. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun Atatürkçülüğünü beğenmiyor. Sahte, samimiyetsiz ve yetersiz buluyor. Suçlayanla suçlanan yer değiştirdi ama bu suçlama da değişmedi. 1-10 Kasım daha böyle geçti. Kim daha öz, daha samimi, daha Atatürkçü, kim gerçek Kemalist ve kim Atatürkçülüğü kullanıyor, kim siyaseten istismar ediyor, kim arkasına saklanıyor tartışmasıyla. Velhasılı Türkiye bildiğiniz eski Türkiye. Tek fark CHP'nin boşalttığı kadroyu AK Parti'nin doldurması. Roller değişti, birinin bıraktığını öbürü devraldı. Siyaset yerinde sayıyor. Kılıçdaroğlu CHP'si AK Parti'nin yıllarca görmek istediği gibi değer, sembol ve duyarlılıklar üstünden muhalefet alışkanlığını terk etti. Fakat AK Parti bundan memnun olmuyor. Nasıl olur da o ucuz muhalefet anlayışını terk eder diye Bay Kemal'e yükleniyor. Sanki CHP zihniyetini yerden yere vuran aynı AK Parti değilmiş, çok hayrını görmüş bir başka severmiş gibi. Kılıçdaroğlu öncesini yerli ve milliydi diye övüyorlar. Eskisini özlüyor, CHP çizgisini değiştirdiği için bugünkü yönetimi yeriyor. Atatürk gelse Bay Kemal CHP'sini sopayla kovalardı dahi diyebiliyorlar. Yasakçı, vesayetçi, başörtüsü düşmanı bir muhalefetin sırtından daha kolay seçim kazanılıyor, tamam. Ama eski muhalefet anlayışıyla rekabetin ülkeyi kaybettirdiğini AK Parti söylemiyor muydu? İktidara yarıyordu fakat değerler, duyarlılıklar üstünden siyasi kavganın millete, memlekete ne faydası görüldü? Ben bir şey anlamadım bu işten. Bay Kemal'in suçu ne? İktidara gelirse Kandil'i yerle yeksan edeceğini söylemesi kabahat, söylemese daha büyük kabahat, terörü kollamış oluyor. Dış güçleri kendince milli menfaatlerle ilgili uyarması suç, uyarmasa daha büyük suç, dış güçlerin maşası oluyor. Yoksa asıl suçu iktidarı millete hizmet yarışında sıkıştırmak, işini zorlaştırmak mı? Ortak sembollerimizi oy uğruna kim sömürüyor, siz anladınız mı diye soruyor Akif Bekir bu yazısında. Gerçekten de 10 Kasım ve milli bayramlar son dönemde farklı içeriklere sahip olmaya başladı. Atatürk uzunca bir süredir, belki de Gezi'den bu yana çok önemli bir muhalefet imgesi haline geldi ve
Fakat işte AKP de bu muhalefet imgesini muhalefetin elinden alabilmek için gerçek Atatürkçülerin kendisi olduğunu iddia edebiliyor. Bütün yapıp edilenlere rağmen dün Diyanet'in ve TÜRGEV'in Atatürk'ü anma konusunda tumturaklı içeriklerle, yani geçiştiren değil içeriği dolduran açıklamalar yapması da dikkat çekiciydi. Ve dün yine Erdoğan gerçek Atatürkçülerin kendileri olduğunu ileri sürerken Gazi kalksa bu CHP'leri sopayla kovalardı dedi. Dolayısıyla AKP'nin bu söyleminde, yani Atatürk'e ilişkin söyleminde çok ciddi bir farklılık vardı. O bu yılda devam etti. Kimseye de inandırıcı gelmiyor. Şimdi Cahit Kırkazak hazır, Bursa Barosu'ndan ve Kobane davası avukatı. Kobane davasındaki gelişmeleri konuşacağız. Cahit Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Kemal Bey, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sağ olun. Şimdi neler oluyor diye soracağım. Çünkü hakikaten duruşma, davanın kendisi zaten çok tartışmalıydı. İddianame çok tartışmalıydı. Ama davanın yürütülüş biçimi de bir o kadar tartışmalı. Mahkeme heyetinde bir acele etme hevesi görünüyor sanki. Neler oluyor, ne yapıyor mahkeme heyeti? Yani sizin dediğiniz gibi aslında davanın başlangıcı biraz tartışmalı bir süreç. 2014 yılında meydana gelen olaylar nedeniyle aslında dönemde sorumluluk yetme kamu görevlileri bugün bunun sorumlulukları bizim siyasetçi arkadaşlarımıza yüklenmeye çalışılıyor. Aradan 6 yıl geçti. Çalışma yürütülmeden 2020'de birden bütün arkadaşlarımız tutuklanmaya başladılar. Ve o şaibeli süreç esasen Selahattin Demirtaş'ın Ankara 19. Ceza Mahkemesi'ndeki savcısının sürece müdahil olmasıyla başladı. 3530 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 325 klasörlük bir dosya eklendi. Ve bunlar tarihi rekor sürecinde, bir haftalık bir süreçte incelendi, iddia edildi, tespit düzenlendi ve yargılama faaliyeti başladı. Şimdi bu yargılama faaliyetini biz biliyoruz ki dosya kapsamında gördük ki esasen bir ajandanın uygulanması için araştıran bir yargılama faaliyeti. Neydi bu ajanda? 2018 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dosya kapsamına gönderilen bir müzakerede, bir görüşte diyor ki HDP'nin ilgili kişiler hakkında TCK 302'den dava açılırsa HDP'nin kapatma davasında gerekçe olabileceği, anayasa geç olabileceği bir ajanda, bir araç da var olarak kullanıldı. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş kararında çok açık net olarak koydu ki söz konusu yargılama kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi güvencesi altına alınan hakları amacı dışında ihlal edildi ve siyasi sebeple ihlal edildi. Net olarak ortaya koydu ve gelinen noktada yani mahkeme bize daha önceden kendisinin önüne sunulmuş bir ajandayı dayatıyor. Bu ajandayı dayatırken de aslında biraz da siyasetçi arkadaşlarımızın temel hakları olan mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi işkence ve kötü muamele yasağı hakkı ihlal ediyor. Bunu ne demek istiyoruz aslında, işkence ve kötü yasağı muamelesinin ihlali? Şunu demek istiyoruz, yani bizim siyasetçi arkadaşlarımız ayın 3 haftası sabahtan akşama kadar bir koltuk üzerine oturtularak fiziksel ve psikolojik sağlıklarını etkileyecek şekilde artık kötü muameleye başlanan noktaya geldi. Bir diğeri, adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine düzenlenmiş ve detaylı olarak düzenlenmiş. Esasen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi adil yargılanma düzenlerken ceza tehdit altında bulunan bireyin kendisini sağlıklı bir şekilde savunabilmesi açısından uygun koşullara sahip olması, uygun argümanlara sahip olması, uygun araçlara sahip olmasını ifade ediyor. Bu silahların eşitliği kapsamındaki dosyaya erişebilme hakkından tutun da kendisinin dosyayı hazırlamak açısından aynı zamanda sağlık durumu da detaylı olarak düzenlenmesi gerekiyor. Biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki dosya kapsamında, yani 325'de başlayan bir dosya şu anda 1000 klasörü geçti. Haftanın 5 arkadaşlarımız burada, aileleri görüşlemiyorlar, kişisel bakımlarını, sağlıklarını dahi ihlal ediyorlar. Başka yüzlerce dosyalar var, dosyalarını takip edemiyorlar. Dosyaya gelen binlerce evrak takip edilemiyor. Dolayısıyla bütün bunlar hazırlanması için uygun ve makul bir süre gerekiyor. Yani bu dosya hazırlanması için... Bir araya girebilir miyim? Bir daha böyle netleştirelim. Şimdi diyorsunuz ki dosyaya giren belgelerden zaten bu davanın HDP'nin kapatılma davasını etkileyeceği belirtiliyor ve bu yüzden de hızlı görülmesinin, yani usul hükümlerine aşarak, usul hükümlerine aykırı biçimde hızlı görülmesinin önemli nedenlerinden biri bu. Ve aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın AİHM'de serbest bırakılması gerektiğine ilişkin kararını da etkisiz hale getirmek ve bir an önce hükümlü hale getirmek istiyorlar.
belki Demirtaş gibi olan başka siyasiler de var aralarında. Peki ama duruşma nasıl yürüyor? Bunu böyle net anlatır mısınız? Yani ayın 3 haftası dediniz. Kaç gün sürüyor duruşmalar ve bu sırada avukatlar ve sanıklar neler yaşıyorlar? Çünkü asıl önemli olan bu sanırım ve de savunma hakkının ihlali bağlamında bu kadar çok belgenin değerlendirilmesi meselesini de biraz açar mısınız? Yani aslında tam da onu açıklamaya çalıştım Kemal Bey de. Şimdi mesela ayın 3 haftası biz mahkeme salonu bize dayatılıyor. Mahkeme salonunda duyarlama sürecek. Yani sabahleyin biz geliyoruz işte salonunda saat 10'da salondayız. Tabii 10'da salona gelebilmek için Sincan'ı bilen arkadaşlar belki var dedi işte insanlar. Sincan Ankara merkezinde yaklaşık 30 kilometre uzağında o trafiğe takılıyor. Yani sabah saat 8'de başlıyoruz geliyoruz yine siyasetçilerle. Ve geliyoruz orada bekliyoruz heyeti ve heyet artık başlıyor. Yani zaten bir tarafta müşteki de olduğu iddialen AKP'nin, MHP'nin, işte MİT Emniyet Müdürlüğü'nün, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Hüdapar'ın yani bir bütün olarak müşterikler oraya getiriliyor, bindirilmiş kutu haline. Ve orada hadi savunma yapın demeye başlanıyor. Şimdi bizim Haziran ayında müvekkillerimizin dosyaya ulaşabilmesi için bir müzakere yürüttük, bir tartışma yürüttük. Ve mahkeme döneminde dijital materyaller içerisinde dosyanın şey verdi, tutuklara gönderdi. Ama dosyada tutuklara gönderirken haftanın belli günleri ve 3 saat bilgisayar inceleme hakkı verdi. Dolayısıyla bu 3 saati de zaten müvekkillerimiz duruşma salonunda oluyorlar. Akşam saat 6-7'ye kadar duruşma salonunda, akşam 6-7'ye sonra gittiği zaman da onunla sınırlandırılmış ve diyor gidin bir de onu inceleyin meselesi verin. Bu bir tarafı. Bir diğeri bazı dosya içerisindeki bazı materyaller internet bağlantısı olmadan ulaşılacak bir materyaller değillerdir. Yani bir link vardır ve internet materyali oluşması gerekiyor. Dolayısıyla müvekkillerimiz dosyada dijital veriler üzerinden gönderilen dosyaya ulaşamıyorlar internet olmadığı için. Yine cezaevindeki mesela Bakırköy cezaevi örneğini vereyim. Cezaevindeki bazı bilgisayarlar eski formatta olduğu için bu dosyaları açamıyorlar. Dolayısıyla müvekkillerimiz dosyayı incelemeden, dosyayı okumadan, kendilerine istinad eden belgeleri tartışmadan, çünkü dosya içinde çok ciddi bir eksikliği var, müvekkillerimize hadi savunma yapın diye söylüyorum. Biz de diyoruz ki ya bu savcılık bu dosyayı hazırlamak için 6 yıl süre verdin savcıya. 6 yıl süre savcıya süre verdiyseniz bizim müvekkillerimize niye uygun süre verilmiyor? Bu acele ne? Yani 2014'ten 2020'ye kadar savcı başa gününe göre hareket etmiş, delil üretmeye çalışmış, sahte delil bulmaya çalışmış, tanık aramış. Yani bir şey bulmak için uğraşmış, bir hareket etmiş. 6 yıl Kemal Bey. Demek ki 6 yıl bu bekletilse bir uygun bir makul size beklenebilir. Dolayısıyla burada müvekkillerimizin dosyayı incelemesini çok da önemsemiyorlar. Niye önemsemiyorlar? Bakın geçen hafta kamu belki bunu çok iyi bilmesine fayda var. Mahkeme artık kendisi sahte delil üretmeye başladı. Ne demek istiyoruz mahkeme? Somut bir örnek göstereyim. Ankara 19 Ağustos Mahkemesi'nde Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk gerekçesi yapılan Mercek adlı bir gizli tanık vardı Kemal Bey. Bu Mercek adlı gizli tanık ifadesiyle Selahattin Demirtaş'ın soruşturması, suç cezaevinde tutuklanması ve Ankara 19 Ağustos Mahkemesi'nde tutuklanmasının devam gerekçesi yapıldı. O dönemde biz ısrarla dedi ki bu Mercek denilen gizli tanığın beyanları dosyaya gelsin. Mahkeme tam 4 kere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sordu. Dördüncüsüne gelen cevap böyle bir beyanın olmadı. Aslında hiç olmayan bir gizli tanık varmış gibi bir beyan ve Selahattin Demirtaş tutukluğundan devam etti. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ekim 2021 tarihindeki tutukluluk gerekçesinde şöyle bir gerekçe koydu Kemal Bey. Diyor ki işte 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki mercek adlı gizli tanığa ulaşılmadı. Yani ya çarpıtma ya sahte belge düzenlemedir bu. Çünkü savcı diyor ki böyle bir beyan yok, böyle bir tanık yok. Bu da ulaşılmadı. Dolayısıyla ulaşılmadıysa bunlar tutuklarının devamı gerektiriyor. Dolayısıyla mahkeme dosya giren belgeleri alakası yok. Dosya giren belgeleri okumuyor. Kendisine dahi dosya inceleme süresi vermiyor. Hadi biz avukatlar diyelim ki müvekkillerimize ulaşmaya çalışıyoruz, cezaevine gidiyoruz. Pandemi koşulları müvekkillerimize birebir oturup dosyayı inceleyemiyoruz. Bütün bunlar ihlal ediliyor. Mahkeme bu süreyi kendisine tanıması lazım. Savcı kendisine 6 yıl tanımışsa 2014-2020 mahkeme de kendine uygun ve makul bir süre tanıması gerekiyor. Ama mahkeme ve özellikle siyasal yargı kamuoyu yakından takip ediyordur. Son bir aydır yine bu dosya yoğun bilgi göstermeye başladı. 4-5 yıldır niye bu davalar sürüyor? Bir an önce bitirilsin. 108 sanık kamu gönlüzü görmeyecek. Selahattin Demirtaş'ı bıraktırmayacaklar. İşte bu davalar bir 2020'den sonra bitsin ki siyasal iktidarın ve siyasal iktidar bloğunun baskısını mahkeme bize ajanda olarak dayatıyor. Dolayısıyla biz avukatlar ve siyasetçi arkadaşlarımız da bu ajandaya, bu suça, bu anayasal suça ortak olmak istemiyoruz. Ki mahkeme heyeti şu anda anayasal suçun yanında görevi kötüye kullanma suçu işliyor. Bu çok açık net bir suç işliyor. Taleplerimiz de hangi gerekçeyle reddettiler ve de sanırım siz bir de Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet ettiniz. Yani mahkemenin
bu hukuka aykırı tutumunu engellemek için hangi mekanizmalar var ve onlar niye işletilmiyor? Evet. Şunu da söyleyeyim. Sonra da söylemek istiyorum. Önemli bir mesele daha var. Belki artık kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Biz yargılama 26 Nisan 2021'de başladı Cemal Bey. Ve mahkemenin motivasyonu şuydu. 45 gün hatta hiç ara vermeden bütün sorular yapacağım diyordu. Biz bunun insani, hukuki olmadığını, adli yargılama ilerleyeceğini, işkence olacağını söyledik. Ve mahkeme heyeti makul bir tartışmayla artık yargılamayı 2,5 ayda bir, hani demek ki 2 hafta yargılama yaptık, 2,5 ay ara verdik. Bu yargılama, bu müzakereyi yürüttüğümüz mahkeme başkanı siyasal iktidarın güdümünde olan HSK tarafından görevden alındı. Yani şu anda yargılamaya başlayan mahkeme heyetinin başkanı mahkemeye başkanlık etmiyor, açığa alındı. Yani açığa derken pasif alındı. Yani merkez valisi tanımı vardır ya. Şu anda merkez üye pozisyonu alındı. Yani hiçbir görev yapılmıyor. Ve dolayısıyla şu anda mahkemeye başkanlık eden üye Haziran oturumunda Deniz Poyraz'ın katledildiği gün HDP binada neden saldırıya uğranmadı diyen mahkeme üyesi şu anda mahkemenin başkanı ve motivasyonu tam da budur. HDP'ye binalara saldırıya uğramadı ama HDP'yi kapatmaya hizmet etmek istiyor esasen biraz bu. Biz ne yaptık? Bunu biz geçen hafta bu pazartesi günü bu periyotta biz müvekkillerimizle birlikte tartıştık. Artık hem fiziksel hem psikolojik hem de savunma argümanı hazırlama koşullarımız olmadığını hem yargı kararlarıyla hem uluslararası mahkeme kararlarıyla hem de usul hukuk açısından tane tane tek tek anlattık mahkeme heyetine. Ama mahkeme heyeti maalesef şu ana kadar bizim bu taleplerimize bir cevap vermiş değil. Taleplerimizi değerlendirmemiş ama yargılamayı da yani savunma makamını dikkate almadan tek taraflı yargılamayı sürdürüyor. Oysa Türkiye'de ve aslında demokratik toplum düzeni olduğu ülkelerde, hukuk devlet ilkesi olduğu dönemde mahkemenin yönetimi de, mahkemenin sürdürmesi de, mahkemenin yargılamanın önemli unsuru olan savunma makamını birlikte götürmesi gerekiyor. Mahkeme heyeti savunma makamını hiçe sayıyor, dikkate almıyor, sırtını dönüyor bize. Biz tabii doğal olarak müvekkillerimizin haklarını korumak açısından HSK başvuru şikayetinde bulunduk. Bugün ki periyota sizin de haberinin girişinde Cumhuriyet Savcısı da biz avukatlar hakkında görevli kütüye kullanma suç duyurusunda bulunmasını talep etmiş mahkeme heyetinde. Bakalım mahkeme heyeti 14'te kararını açıklayacak, suç duyurusunda bulunacak mı, bulunmayacak mı? Yani suçlarını örtmek için aslında avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı. Bu da bir başka suçluluk psikolojisidir esasen. Öyle söylemek gerekiyor. Peki siz duruşmalara girmezseniz, yani mazeret bildiriyor gibi ve sanıklar da katılmazsa davanın ilerleme şansı var mı? Usul hükümleri açısından soruyorum. Yani siz yokken de davayı görüp bir karar verebilir mi mahkeme heyeti ve bu hukuka uygun olur mu? Yani hukuku konuşacağız. Çünkü her ne kadar biz yani uygulamadığı iddiası olsa da kamuoyunda böyle bir şey tespit olsa da biz yine de ısrarla hukuk konuşmak ya da hukuk sormaya devam edeceğiz. Yani hukuk açısından bunun sürdürülmesi mümkün değil. Çünkü müvekkillerimizin hakları ihlal ediyor. Bunu söyledik. Biz de katılmıyoruz. Bunu katmama gerekçemiz de hukuki gerekçelerle. Hukukun katledilmesine ortak olmama açısından gerekçeler. Yoksa iddia edildiği gibi uzatma gibi bir kaygımız ya da bir beklentimiz yok. Çünkü tutuklu olan bizim müvekkillerimiz. Bir önce bilsin ki tahliye olsunlar. Yani biz bir önce bir, yani sürdürülmesi ama bunun uygun koşullar sürdürülmesi. Şimdi muhtemelen mahkeme heyeti bundan sonra ne yapar? Önceki pratiklere belki toplu dava pratiklerine bakarız. Belki CMK'dan talep Ankara Barosu'na talep edebilir. Oysa bu da CMK Barolarındaki avukatların gitmesi de hukuka aykırı. Çünkü Ceza Genel Kurulu kararı halen biz bu dosyada çekilmiş değiliz, müvekkilerimiz bizi azletmiş değil, biz bu dosyanın avukatıyız. Dosyanın avukatı varken bir başkasını görevlendirilemez. Giderse de müvekkilerimiz kabul etmeyecek. Çünkü müvekkilerimiz kendisi de bu yargılamaya alet olma, bu suça ortak olmak istemiyorlar. Dolayısıyla hukuki açıdan bunun sürdürülmesi mümkün değil. Ama şöyle diyelim ki yani mahkemenin tutumu ben bu periyodu bu ajandayı uygulayacağım, paşa günlüğüm böyle istiyor derse de bu da bakalım önümüzdeki pratikleme süreçte neler göstereceğiz, hep beraber göreceğiz. Yani şu anda öngörülebilir bir durum değil ama hukuken öngörülebilir bir şey var ki ya savunma makamı olmadan, yargılama öznesi olan siyasetçi olmadan bu yargılama sürdürülemeyeceği. Ama bütün bu yani şimdiye kadar yaptıkları gibi bu hukuki süreci de kuralları da ihlal edebilirler. Bu da beklediğimiz ya da beklemediğimiz mesele değil. Belki şunu söylemek gerekir Kemal Bey, mahkeme heyeti özellikle bu hani ilk başkan görevden alındıktan sonra ikinci başkan gelirken mahkeme salonuna AKP'nin her gün 5-6 milletvekili gelip mahkeme salonunda mahkeme heyetini baskın altına almaya çalışıyorlar. Türkiye toplumu şunu bilmeli, yani herkes şu anda seçim sürecinde seçimi tartışıyor, seçim sonrasında neler yapabileceğimizi tartışıyoruz ama Türkiye toplumunun yarınlarını inşa etmesi bu kumpas davasının deşifre olması ve hukukun kazanmasıyla ilişkin bir şeydir. Dolayısıyla biz de
Türkiye toplumunda muhalefette ki herkesin, yani Türkiye toplumundaki herkesin, sivil toplum örgütleri, gazeteciler, siyasetçiler, herkesin şey olması için, süreci takip edebilmesi açısından, sesim geliyor mu Kemal Bey? Geliyor, evet, duyuyorum. Süreci takip etmesi açısından biz herkes, siyasetçilerin, gazetecilerin, sivil toplum örgütlerin, baroların gelip orada mahkeme salonunda neler olduğunu, AKP'lerin, MHP'lerin, İçişleri Bakanlığı'nın, MİT müsteşarlarının, mensuplarının mahkeme heyeti baskı altına almaması gerektiğini ve mahkeme salonunda olanların da çıkıp basın açıklamasıyla toplumları kamuyla paylaşması gerektiğini inanıyoruz. Yoksa eğer ki burada hukuk kazanmazsa, bu kumpas başarılı olursa, Türkiye'nin demokrasisine ve hukuk devleti ilkesinin önüne vurulmuş çok çok tehlikeli bir tuzak olmuş olacaktır. O nedenle yani bu mesele sadece HDP'lilerin meselesi olmamalı. Bu mesele Türkiye'nin hukuku ve Türkiye'nin demokrasi meselesi olmalı. Yani şu anda siyasetçiler meclislerde grup toplantılarına açıklama yapıyor. Selahattin Demirtaş neden orada? Neden orada olduğunu görmek için o zaman gelsinler Kobani davasındaki siyasetin dosyaya açıktan müdahalesini, üyelerin görevden alınmasını, başkanların görevden alınmasını, yenilerin atanmasını görsünler ve bunu kamuoyuyla paylaşılmasına ihtiyaç var. Yoksa yani siyasal iktidar bunu net olarak kafaya koymuş, Türkiye'nin önüne çok büyük bir tuzak kuruluyor bu davayla. Cahit Kırkazak, çok teşekkür ederiz. Kobani davasındaki gelişmeleri ve hukuk aykırılıkları aktardınız. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz Kemal Bey. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Sağ olun. Evet, Medya Kritik burada sona eriyor. Biz kameraları Antalya'ya çevireceğiz. Antalya'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun otobüsçüler buluşmasında yaptığı konuşmaya gideceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Zarar ediyoruz. Bedava bir sürü insan taşıyoruz. Büyük fedakarlıklara katlanıyoruz. Bir de her şeye zam geliyor. Yedek parçaya zam geliyor. Bakıma zam geliyor. Tekerleğe zam geliyor. Mazota zam geliyor. Yolcu taşımaya zam yok. Siz bunu bedava taşıyın. De ben de nasıl geçineceğim? Benim de çoluk çocuğum var. Benim de bir dünyam var. Ben de bu kadar emek verdim. Alın teri döktüm. Benim de kar elde etmem lazım. Yoksa ben bu işi nasıl yapacağım? Bunu da kurala bağlamak lazım. Yeniden değerleme oranı üzerinde bir öneri geldi. Sayın Başkan, bizim hazırlayacağımız kanun teklifinde bu da olacak. Bu da olacak. Sizden sadece bizim vereceğimiz kanun teklifini destekleyin. Kamuoyuna, kendi arkadaşlarınıza açıklayın. Hükümete de çağrı yapın. Biz hükümet de aynı doğrultuda bir düzenleme getirirse ona da destek veririz. Malum söylediklerimizi bazen yapıyorlar. Bunu da zorlayacağım, yapsınlar diye. Emin ol, zorlayacağım. Efendim, kamu özel işbirliği gibi bu. Kamu özel işbirliğinde havaalanlarına, şehir hastanelerine, tünellere, yollara dolar bazında garanti veriyorlar. Dolar bazında. Ya siz dolar bazında değil, diyorsunuz bize garanti bari Türk lirası bazında verin. Gerçek yerli ve milli kim? Sizsiniz arkadaşlar ya. Siz dolar istemiyorsunuz, avro istemiyorsunuz. Garanti veriyorlarsa, ki garanti verilmesi lazım. Bu sektörün yaşaması lazım. Büyük kentlerde bu insanların taşınması lazım. Belediyeler bu işi çok pahalı yapıyor. O da bir gerçektir. En verimli, en ekonomik şekilde bunu hayata geçiren de sizlersiniz. O zaman en verimli şekilde sizler yapıyorsanız kamunun size destek vermesi lazım. Sizin yaşamanız lazım. Aksi halde sorunlar çıkıyor. Bugün hadi büyük fedakarlıklar, yarın dükkanı kapatacaksınız. Ne olacak bu insanlar? Bunun düşünülmesi lazım. Bu konuda da elimizden gelen her türlü düzenlemeyi, çabayı göstereceğiz. Efendim, bir şey daha ifade edeyim ve ondan sonra sözlerimi bitireyim. Türkiye'de uygulama birliği yok diye yine arkadaşlarım ifade ettiler. Her belediyede ayrı uygulama. Ya görev aynı görev. İster İzmir, ister Kayseri, ister Trabzon, aynı görevi yapıyorsunuz. Aynı işi yapıyorsunuz. Ücretsiz yolcu taşı dediği zaman Türkiye genelinde herkes bu kurala uyuyor. Ama işin standartlarına bakılınca her yerde ayrı bir kural var. Bunun da değişmesi lazım. O nedenle sizin bir kanuna ihtiyacınız var. Böylece kanuna ihtiyaç olursa, mesela
yeniden değerleme oranında zam yapılacak diye kanuna ilave konursa, bir madde konursa, belediye başkanı karşı çıkamaz. Belediye başkanı vatandaşa döner der ki, ya ben de şöyle bir bakıyorum, zam var ama bu benim elimde değil. Hükümetin öngördüğü, kanun öngördüğü bir zam, kanun gereği neyse biz de onun gereğini yapacağız. Kaldı ki idareye şu yetki de verilmiştir. Yeniden değerleme oranını aşağıya düşürebiliyor bir kararnameyle. Dolayısıyla makul bir şey rakam belirlenir. Hatta çağrılır. Bu işin kuralı da odur. Sizin yetkilileriniz davet edilir. Denir ki ya bütçemiz budur, durumumuz budur, yeniden değerleme oranı da budur. Acaba bunun 5 puan altında uygularsak siz buna ne dersiniz? Oturulur, konuşulur. Makul şekilde gerekirse sözleşmeler imzalanır ve mesele de biter. Çünkü sonuçta siz de bu ülkenin, bu devletin şerefli vatandaşlarısınız. Hiç kimse devletin zor duruma düşmesini istemez. Dolayısıyla makul olduğu sürece sizlerin de her türlü desteği gelecektir. Kanun, yönetmelik, buna benzer pek çok şey düzenlenecek. Ondan emin olmanızı isterim. Az önce söyledim, nasıl olacağı konusunda da düşüncelerimi ifade ettim. Bir kanun teklifi hazırlayacağız. Sayın başkanlar, sizlere göndereceğiz. Fazla değil, en geç bir ay içinde bu sizin elinizde olacak. Bu konuda yetkin arkadaşlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde milletvekili arkadaşlarımız var. Eski Gelir İdaresi Başkanımız var. Eski Devlet Planlama Teşkilatı Başkanımız var. Eski Hazine Müsteşarı olan başkanlarımız var. Maliye Bakanlığı'nda uzun yıl çalışan, bürokratlık yapmış arkadaşlarımız var. Ve onlar şu anda hepsi milletvekili. Dolayısıyla o arkadaşlarımıza diyeceğiz, hazırlayın bunu. Ve dolayısıyla hazırlanacak kanun teklifi size göndereceğiz. Siz bakın, uygun gördüğünüz andan itibaren kanun teklifini vereceğiz. Aynı kanun teklifini biz hükümete de göndeririz. Bu işle ilgili hükümete de göndeririz. Deriz ki biz böyle bir şey hazırladık. Ha diyebilirler ki efendim, bu muhalefetin hazırladığı kanun teklifi, biz buna oy vermeyeceğiz. Onu da anlayışla karşılarız. Biz oy vermiyorsan bizim teklife, sen getir kardeşim, hep beraber çıkaralım. Ne olacak yani? Eğer sorunu çözebiliyorsa siyaset kurumu, o zaman toplumda saygınlık kazanır. Burası kavga alanı değil. Siyaset kavga alanı değil. Siyaset sorunları çözme alanıdır. Biz böyle bakarız. Siyasette sorun varsa, çözüyorsan başımın üstüne, her türlü destek var. Ama çözmüyorsan, sorun kangren haline geliyorsa, adaletsizlikler oluyorsa, kimse kusura bakmasın, o zaman da eleştirme hakkımız var. Sayın başkanlar, söylediklerimi hafızanızın bir tarafına yazın lütfen. Az kaldı, her şey değişecek. Bu Türkiye'ye huzuru getireceğiz, barışı getireceğiz, kardeşliği getireceğiz. Bakın, biz etnik kimlik üzerinden asla siyaset yapmıyoruz. Yaşam tarzı üzerinden asla siyaset yapmıyoruz. İnanç üzerinden asla siyaset yapmıyoruz. Biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Halk otobüsü şoförleri bir sosyal kimliktir. İşsizler bir sosyal kimliktir. Devlet memurları bir sosyal kimliktir. Sanayiciler bir sosyal kimliktir. Dolayısıyla her sosyal kimliğin içinde, her inançtan, her görüşten kardeşlerimiz var. Amaç birbirimizin kimliğini mi sorgulamak? Birbirimizin inancını mı sorgulamak? Bu hale getirdiler. Bu halden çıkaracağız. Ve var olan sosyal kimliklerin, var olan sorunlarını da onlarla oturacağız, beraber çözeceğiz. Az kaldı, sabredin. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.